Yeni bir videodan selamlar. Yıllardır Çin'den aldığım bir dünya şeyin videosunu yapıyorum. Genelde küçük şeyler oluyor. Fakat bugün şimdiye kadar Çin'den aldığım en büyük şeyle karşınızdayız. Yeni arabamız Chery Tiggo 8 Pro. Bu arabayı yine kardeşim kullansın diye aldım. Yani Rifter yerine alınmış bir araba gibi düşünebilirsiniz. Kendi arabamı şimdilik değiştirmeye niyetim yok. Rifter'ı kullanma sebebimiz zaten işte ekipçe bir yere giderken rahatça içine sığalım. Bir taraftan da ekipmanları taşıyabilelim de kocaman depolama alanı olduğu için. Sonra bu modeli gördüm. Hem kocaman hem sığabiliriz. Hem bagajı büyük. Gerekirse daha da büyüyor. Ya da bagajı iptal edip 7 kişilik yapabiliyorsunuz vesaire. Böyle garip garip şeyleri var. Şimdi hepsini göstereceğim. Böyle anlık bir kararla aldığım bir araba oldu özetle. Ama Harun mutlu. Ben mutluyum. Ne güzel, ticari araba sürüyordun. Bir Force'un vardı. Bunda yok mu şimdi? Ya yine ticari araba Force'u yok sonuçta. Neyse hadi gel anlatalım. Dışından mı başlayalım? Dışından başlayalım. Arabanın en can alıcı noktası farları. Hayır, 4.7 metre oluşu. Ya tamam o da var da farları da çok etkili ama yani. Araba 4.7 metre, yüksekliğini bilmiyorum ama bayağı yüksek. Benim boyum 1.84. Kaç Harun bu? 1.70 mi? 1.75 falan olabilir. Ön kısımdaki ızgaralarını şöyle değişik geometrik desenli gibi bir şey yapmışlar ya. Bunlara elmas mı denir ne denir bilmiyorum ama hepsinin boyutu farklı. Güzel bir hava katıyor bence. Onun dışında LED farlarımız var. Bu farların adını biliyor musun Harun? Tiggo LED teknoloji. Hayır. Matrix. Matrix var mı bu? Matrix var ama şey değil. Matrix değil. Okunduğu gibi yazılıyor. Matrix KS ile yazılıyor. Okey, özelliği ne peki? Yani biraz akıllı. LED farlar. Onun dışında otomatik uzun kısa yapabiliyor ama o şeyleri yapamıyor. Bir kısmını kapatamıyor. Evet yani öndekinin gözünü almayın falan ayarlarını yapamıyor ama güzel farlar, benim hoşuma gitti bayağı. Güzel aydınlatıyor yani. Sis farımız var mı? Sis farı olmayan araba var mı? Var tabii. Şunlar mı? Şunlar sensör. Bunlar far mı? Şunlar mı far? Neresi far abi söylesene, sen kullandın arabayı. Ne bileyim abi, siste kullanmadım işte. Herkes şimdi bana diyecek amatör araba anlatıyor falan diyecek. Neyse var ama bence. 18 inçlik jantlarımız var. Bence kesinlikle bu araba için küçükler. Yani biraz daha büyük olmalılardı. Bunları değiştirmeyi düşünüyorum. Bir bakacağım çünkü daha hiç kimse değiştirmemiş. O yüzden hangisi uyuyor vesaire bilmiyorum. Land Rover'ınkiler uyuyormuş. Bir de şey, Volvo'nunkiler uyuyor. Onun böyle 21-22'lik jantlarıyla belki değiştirebilirim. Animasyonlu sinyallerimiz varmış. Şu an gördüm. Bagajımız da otomatik. Bazen de böyle şeyler yapıyor. Ya elin doluyken kendisi açıyor ama nasıl yapıyor tam anlamadım onu. Evet, şununla yapmıyor bu arada. Hani şöyle bir şey var ya, bununla yapmıyor. Arkasına yaklaşıyorsunuz, geri çıkıyorsunuz, bir şey yaptığınızda açıyor. Yine bagajı isterseniz buradan kapatabiliyorsunuz. Açılış ve kapanışı biraz yavaş geldi bana yani. Biraz daha hızlı olmasını beklerdim ama çok da önemi yok gibi. Sensörü var mı? Var var. Durmuyor. Dokununca duruyor. O biraz garip işte. Vurduktan sonra duruyor yani. Arka koltuklar yatıkken bagajımız bu şekilde 500 küsür litre olması lazım. Köşeye bir yere yazarız. İsterseniz buradan... Şöyle iki tane daha koltuk açabiliyorsunuz. Bunları hiç kullanmadığımız için daha poşetleri üstünde. Bu şekilde arabada 7 kişi yolculuk yapabiliyorsunuz. Tabii ki arka koltuklar dar, tahmin edebileceğiniz gibi. Daha çok çocuklar için vesaire düşünülmüş koltuklar bunlar. Ve bunları kullandığınızda burada bagajımız bayağı daralıyor. Bagajda hoşuma giden bir detay olarak şu bagajın üst kısmına koyduğunuz ayırıcı bölüm oluyor ya. Onu şuraya gizlemişler. Yani bunu kullanmak istemediğinizde burayı gizleyebiliyorsunuz. O açıdan bence güzel düşünülmüş bir şey. Ve burada ek olarak depolama için küçük küçük alanlarımız var. Yine Kriko'yu vesaire de buraya gizlemişler. Şimdi bu videonun sponsoru olan Vatan Bilgisayar'a geldik. İçeride Intel ve MSI ortaklığıyla geliştirilmiş bir modele bakacağız. Ürünümüz MSI'nin 12. nesil Intel işlemciye sahip GF63 modeli. Bu modeldeki işlemci 10 çekirdekli, bunlardan 6 tanesi performans, 4 tanesi ise verimlilik çekirdeği. Verimlilik çekirdekleri daha çok yaptığınız günlük işlerde kullanılırken, performans çekirdekleri ise oyunlarda ve yapay zeka destekli uygulamalarda kullanılıyor. Ekran kartımız Nvidia'nın GeForce RTX 4060 modeli. 4000 serisi ekran kartı sayesinde Nvidia DLSS 3 desteğine de kavuşuyoruz. Bu sayede oyunlarda yüksek performans alabiliyoruz. 2x8 toplam 16 GB'lık RAM'lerimiz var. Ayrıca 512 GB'lık bir M.2 SSD'miz
bulunuyor. Reminizi veya depolamanızı arttırmak isterseniz bunların değişimini MSI servislerinde ücretsiz bir şekilde yaptırabiliyorsunuz ve garantiniz bozulmuyor. Yeni nesil Intel işlemciler sayesinde yüksek hızlı Wi-Fi 6 desteğimiz de var. Şimdi isterseniz bir kasa özelliklerine de bakalım. Ekranımız 15.6 inç boyutunda Full HD çözünürlüğe sahip 144 Hz'lik bir panel. Bunun yanı sıra laptopumuz sadece 1.86 kilogramlık bir ağırlığa sahip oyuncu laptopları arasında bu iyi bir değer. Soğutma olarak da MSI'nin Cooler Boost teknolojisi kullanılmış. Bu teknoloji sayesinde uzun saatler boyunca bilgisayarınız ısınmadan oyun oynamaya devam edebilirsiniz. Model hakkında daha fazla detaylı bilgi edinmek isterseniz açıklama bölümüne linkini bırakıyor olacağım. Ayrıca isterseniz gelip vatan mağazalarında da deneyimleyebilirsiniz. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Arka tarafta bayağı güzel bir yaşam alanımız var. Mesela ön koltuğu elektrikli şekilde buradan ileri geri yapabiliyorsunuz. Yani böyle makam arabası gibi kullanmak isteyen olur mu bunu bilmiyorum ama buradan hem koltuğu öne alabiliyorsunuz hem de isterseniz yatırabiliyorsunuz. Arka koltuklarımız ileri veya geri gidebiliyor. Yani arkadaki kişiler sığsın isterseniz buraya birazcık paylaşmanız lazım böyle bunu öne aldığınızda. Hem şuradan geçiş için kullanabiliyorsunuz bu koltuğu. Yani arkaya geçecek kişi şuradaki boşluğu kullanıyor. Hem de bacak boylarınızı ayarlamanızı sağlıyor özetle. Pek sana uygun gibi değil ama orası. Yani arka tarafta yaşam şu şekilde. Bu koltuklar en ön ayarındayken ben buraya sığabiliyorum yani dizimin arasında boşluk var gördüğünüz gibi. Ama bu şekilde de tabii ki öndekilerin neredeyse hiç diz mesafesi kalmıyor. Yani onu bir şekilde böyle paylaşmak lazım. Ama yaşam alanı olarak bakacak olursanız burada bardaklıklarımız var, telefon koyabileceğiniz alan var, havalandırmalarımız var. Şuradan havalandırmanın şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Burada hoparlörlerimiz var yani arka tarafı da düşünmüşler. Çocuklar için veya boyunuz 1.50-1.60 arasındaysa vesaire kullanabileceğiniz bir alan özetle. Arka tarafta yolcu yoksa ve bu koltukları en geriye kadar çekerseniz bu durumda arka tarafta fazlasıyla ferah bir ortamınız oluyor. Hatta arka koltukları bir miktar yatırabiliyorsunuz da yani neredeyse uzun yol için muhteşem bir araba diyebilirim arka taraf için. Burada kol dayamamız ve bardaklığımız da var. Havalandırma ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada gayet derin ceplerimiz var. Yukarıdaki perdeyi açtığınızda da gayet ferah bir ortama kavuşmuş oluyorsunuz. Yani arka konforunda bayağı beğendim ben bu arabanı. Şimdi daha çok ilginizi çekebileceğini düşündüm. Ön tarafa geçelim. Ön taraftaki koltukların ikisi de elektrikli bu arada ve sürücü koltuğu siz rahat binin diye geriye gidiyor. Siz oturduktan sonra kendini öne doğru alabiliyor. Önce şu jelatinleri sökelim artık. Videoya sakladık bunları da sıkıldım. Arabada 3 tane ekranımız var. Şu ortada gördüğünüz kocaman bir multimedya ekranı. Kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto destekliyor. Ve kalite olarak falan kesinlikle çok güzel. Diğer ekranlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama bunun kalitesi çok güzel. Arayüz bayağı akıcı bir şekilde çalışıyor bu arada. Yani buradan arabanın kendi menülerinin hepsinin arasında çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Şöyle 360 derece kameramız vesaire var işte. Bunları da görebiliyorsunuz buradan. 360 derece kamera gerçek bu arada. O yapay zeka ile yapılanlardan değil. Yani gerçekten etrafınızda ne varsa canlı olarak onları görebiliyorsunuz buradan. Apple CarPlay ve Android Auto kablosuz bir şekilde çok seri çalışmıyor bu arada. Onu ek olarak belirteyim. Yani kabloyla bağlarsanız gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Fakat kablosuz bağladığınızda şöyle hafif laglı gibi çalışıyor. 15 FPS gibi çalışıyor. Yine istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Öyle çok sorun çıkartmıyor. Ama gördüğünüz gibi böyle birazcık geç tepki veriyor. Bu ekranın hemen altında bir tane klima için ekranımız var. Bunun işte ikisinin kalitesi birazcık farklı olduğu için bu birazcık kalitesiz gözüküyor. Ama dokunmatiğinde vesaire herhangi bir sorun yok. Gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Buradan işte açıp kapatabiliyorsunuz, otomatiğe alabiliyorsunuz. Koltuk havalandırma var. Ön koltukların ikisinde de havalandırmaları açabiliyorsunuz. Veya koltuk ısıtmalar var. Aynı şekilde buradan koltuk ısıtmaları da yapabiliyorsunuz. Havalandırmada ısıtma da bu arada sırt için çalışmıyor. Mindere hem ısıtma hem de havalandırma koymuşlar fakat sırta herhangi bir şey koymamışlar. Tahmin edebileceğiniz gibi dokunmatik panel böyle aşırı kullanışlı olmadığı için burada iki tane fiziksel tuşumuz da var. İki taraftakiler de aynı bu arada. Bunlarla hem dereceyi arttırabiliyorsunuz hem de fan şiddetini arttırabiliyorsunuz. İnce ayarları yine her türlü bu dokunmatik ekrandan yapmak zorundasınız. Ben kişisel olarak böyle dokunmatik panellere bayılmıyorum. Yani fiziksel tuş olmasını tercih ederdim. Ama havalı mı havalı. Müziğin sesi için buraya fiziksel bir tuş koymuşlar. Bu güzel bir dokunuş olmuş. Yani bunun için sürekli buraya uzanmak zorunda kalmıyorsunuz. Ben fiziksel tuşçuyum. Arabada mümkünse bütün tuşlar fiziksel olsun isterim ama işte gittikçe azalıyor bunlar maalesef. Şuradaki dokunmatik tuşlardan arabanın ayarlar menüsüne girebiliyorsunuz. Modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yani Eco, Normal ve Spor diye modları var. Onlar arasında buradan geçiş yapıyorsunuz. Dokunmatik olduğu için bakmanız gerekiyor illa. Yani bakmadan hangi tuşun nerede olduğunu kestirmesi birazcık zor. Bunlara alışmak lazım. Burada beğenmediğim bir noktaya gelecek olursak telefon için şöyle bir yer yapmışlar ve kesinlikle kullanışlı değil. Buraya koyduğunuzda sürekli eliniz telefona geliyor çünkü. Burada iki tane bardaklığımız var. Şöyle bir orta konsolumuz var. Burada iki tane USB'miz var. Flash bellekten video oynatabiliyor böyle garip bir özelliği var. Ve bu orta kısmı isterseniz klima gibi kullanabiliyorsunuz. Şurada böyle bir havalandırma ayarı var bunun. Böyle yuvarlak bir şey var.
çeviriyorsunuz, klimanın soğuğunu buraya da üflemeye başlıyor. Yani şey böyle, hafif bir buzdolabı gibi. Bu kısım kullanışlı bence, telefon koyma kısmını saymazsak. Telefonu nereye koyacağız diye soruyorsanız, telefon için şuraya bir yer yapmışlar. Şurada şöyle kablosuz şarj için bir pedimiz var. Ulaşması kesinlikle kolay değil ve hiçbir şekilde yoldayken bu telefonu burada göremiyorsunuz. Yani illa böyle eğilip buradan almanız gerekiyor. Ufak tefek ıvır zıvırları atmak için şurada da şöyle ufak bir depolama alanınız var. Benim buradan bir şikayetim var. Kablosuz kısmına telefonumu koyuyorum ya. Evet. Yokuş çıkarken o telefon oradan düşüyor. İşte onu becerememişler. O kötü olmuş, evet. Yani şunu fiziksel tuşlu yapsalarmış ya da şuraya falan bir yere koysalarmış, hem burada telefonlar için yerimiz olurdu hem de bardaklığımız olurdu. Ya da bardaklıkları buraya koyup buraya telefon koyabilirdik vesaire. Yani şurayı havalı yapacağız diye burada bir kullanıcı dostluğundan kaçmışlar. Genel malzeme kalitesine ne diyorsun Harun? Bence fiyatına göre çok iyi. Ya fiyatına göre şaşırtıcı derecede iyi bu arada. Bence araba genel olarak fiyatına göre çok iyi. Her şey olarak. Ya evet. Hani tamam, gerçek deri değil bunlar, sentetik deri, ama sentetik deri koltuklarımız var. Hep öndekilerin ikisi de elektrikli, programlı, hafızalı. Ne bileyim, gerçek sunroofumuz var. Buradan bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Hani şey, genelde böyle bu kadar büyük olanlarda şey oluyor çünkü, açılmayan falan olabiliyor. Bu hem tam işlevsel hem de arkaya kadar cam. Multimedya ekranı fazlasıyla iyi. Böyle genel olarak dokunduğunuz böyle üst taraflar vesaire yumuşak plastikten. Alt kısımlara geçtiğimizde tabii ki sert plastiğimiz var ama buna artık alıştık, neredeyse bütün arabalarda böyle. Kapı kollarında dokunacağınız yerlerde de yumuşak plastik kullanılmış. Ona rağmen dikiş detayları vesaire var ve çakma dikiş olanlardan değil, yani gerçekten dikişler var burada. Koltuk döşemesi kapı içlerinin alt kısmında da devam ediyor. Çoğu üretici artık mesela bunu da yapmıyor. Yani öyle garip bir şekilde yapabildikleri, dokunabileceğiniz her yerde kalite algısını bir şekilde sağlamışlar. Yani birkaç garipsediğim ufak tefek detay var. Mesela bunlar metal gibi ya da metal kaplama gibi, bilmiyorum. Ama buna dokunacağınız yer plastikten. Zor kısmını zaten halletmişsin. Buraya niye plastik yaptın mesela? Böyle garip detaylar var. Hani üretimi daha kolay desem, zaten zor kısmı burası. Yine şu klima kontrol tuşları plastikten mesela. Ama bu metalden. Yani aynı malzeme gibi görünen şeylerde böyle farklı plastik veya metal arasında geçiş yapmışlar. Bu garip hissettiriyor yani. Buraya dokunuyorsunuz güzel hissediyorsunuz, buraya dokunuyorsunuz plastik hissediyorsunuz. Bu tarz böyle ufak tefek şeylerden kaçmışlar özetle. Şurada gözlük için bir bölümümüz var. SOS tuşumuz var. İşte ışıkları vesaire buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Artık bunları da anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Bütün arabalarda var ama LED hepsi. Şey bile LED. Buradaki aynanın şey ışığı bile LED. Sürüşü anlatalım mı artık? Bence anlatalım. Şerit takip, adaptif hız sabitleme. Yani böyle teknolojik olarak aklınıza gelebilecek neredeyse her şey var arabada. Bir de azıcık yolda anlatalım. Şimdi sürüş detaylarına geçecek olursak, araba 1.6 183 beygir benzinli motora sahip, çift kavramalı da şanzımanı var. Anlıyormuş gibi söylüyorum. Çift kavrama olması çok önemli bir detay ama. Sen benden daha çok sürdün Harun. İlk önce senin bir şeylerini alayım, yorumlarını alayım. Çok yakıyor. Evet, çok yakıyor. Çok bu. Yakıyor. Aslında sen agresif kullanıyorsun Harun. Çünkü ben videolarını izledim bile 7.5-8 ortalamayla gidebiliyor. Ben agresif kullanmıyorum bence. Sen bayağı agresif kullanıyorsun. Araba çok büyük olduğu için bu beygir yetmez mi vesaire diye bir düşündüm. Fakat fazlasıyla yetiyor. Yani böyle bastığınızda hızlanıyor araba. Abi güzel canım, gidiyor. Dur lan. Saat olunca kötü oluyormuş ya. Harun'un abarttığı kadar değil. Ya ben basınca kendim rahat hissediyorum, başkası basınca hissetmiyorum ama. Niye? Abine güvenmiyor musun sen? Ama çok geç tepki veriyor. Yani şey, ben BMW'ye alışık olduğum için mi bilmiyorum ama ben böyle gaza bastığımda araba direkt tepki veriyor bana. Bunda böyle bir saniye, bir buçuk saniye düşünüyor gibi. Düşünüyor işte. Hani diyor, ben bu adımı geçmeye uğraşayım mı diyor. Kendimi yorayım mı diyor. Bilmiyorum işte, o çift kavramalı şanzımandan dolayı mı öyle bilmiyorum. Ne işe yaradığını da bilmiyorum bu arada çift kavramalı şanzımanı. Sadece böyle bir bilgim var ve size satıyorum şu an. Ama İki kere uzun yol yaptık. Balıkesir'e gidip geldik, İstanbul'a gidip geldik ve otobanda vesaire gayet basabiliyorsunuz. Evet. Çok basmıyorsunuz. 120 falan gidiyor. Ya yani Harun'un yakıt ortalamasının 10.5 olmasının sebebi mesela Balıkesir yolculuğumuz. 10.5 iyi bu arada. Balıkesir'de 12 idi yakıt ortalaması neredeyse. İşte yavaş yavaş düşürüyoruz. Birazcık şey gibi, bu boyutta bir araba istiyorsanız bu yakıta katlanacaksınız havası. Yani şey var bu arada, 7.5-8 tutturanlar var. Ya onu mümkün değil ya o. Ama ne kadar dikkatli kullanıyorlar onu bilmiyorum işte. Arabanın yalıtımından mutluyum ben. Bu fiyat segmentindeki bir araba için gayet güzel yalıtım yapmışlar. Böyle bir 120'ye kadar falan doğru düzgün ses almıyor içeri. Ama 120'den sonra hem bir yol sesi almaya başlıyor hem de sunroof tarafından hafif bir rüzgar sesi almaya başlıyor. 200'ün üstünde de çok alıyor. 200'ün üstünde bayağı alıyor. Diyorlar. Ben hiç görmedim de. Evet, o biz izlediğimiz videolardan söylüyoruz bunu. Hiç denemedik öyle bir şey.
Ama uzun yolda yorulmuyorsunuz. Diğer arabalarla kıyaslayacağım en çok onlara bindiğimiz için. BMW'ye göre kötü. BMW ile kıyaslamak birazcık şey olur, ayıp olur. Ama Rifter'a göre yalıtımı çok daha iyi. Rifter'a minnet okumayacak mıyız? Ne yapmayacak mıyız? Minnet okumayacak mıyız Rifter'a? Arkasından konuşma adamın ya. Ya ben Rifter'ı seviyorum. Ben de seviyorum. Ama uzun yolda sevmiyorum. Ya şehir içinde çok güzel araba ama birkaç kere uzun yol yaptık. Ben sürmüyorum arabayı. Harun sürüyor. Şurada oturuyorum. Otururken yoruluyorum yani, öyle düşünün. Başka neyden bahsedebiliriz iç kısımda? Belki ses sisteminden bahsedebiliriz. Bayağı bir hoparlörümüz var. 11 tane mi, 13 tane mi? Öyle bir şey. Alt paketinde 8, bunda 11 miydi? Öyle bir şey vardı. Tam bilmiyorum ama her yerde var. Mükemmel mi derseniz değil ama şey, standart bir ses sistemi için tatmin edici. Ses yüksekliği de var, kalitesi de tatmin edici. Ama öyle özel bir şey beklemeyin yani. Bir Harman Kardon, işte Bang & Olufsen vesaire, o tarz bir şey beklemeyin. Aa, ne yapıyorsun ya? Süspansiyonları denemek için girdim. Ama yavaş girdim, 20 ile girdim ya. Ya yine gireceğim. Biliyorum, özellikle işte videoda konu olsun diye. Ya benim arabayı sürerken bu arada koca koca çukurlara giriyor, bir de abi bir şey olmaz diyor. Benim araba yerden bu kadar yüksek. Ya ne yapayım, yolun ortasına çukur yapıyorlar, benim suçum bu. Bak yine giriyor. Süspansiyonlar yumuşak, öyle çok sarsmıyor sizi. Bir tek şey, viraja böyle 50-60 ile girdiğinizde hafif yanıya yatıyormuş gibi bir hissiyatım oluyor. Şuradan döneyim mi? Drift atarak mı? Düz mü? Şuradan düz döneyim dön. Ben. Düz dön. Ben arabanın daha uzunluğuna alışamamış durumdayım bu arada. Aslında 4.70 ben ilk duyduğumda kulağıma çok şey geldi. Aşırı uzun geldi ama Passat'la mesela aynıymış. Yine de şey ama büyük, yüksek falan olduğu için herhalde böyle heybetinden dolayı sanki daha büyük bir şey kullanıyor mu, daha uzun bir şey kullanıyormuşsunuz gibi bir hava veriyor. Hoşuma gitmeyen birkaç şeyden bahsetmem gerekirse mesela arka emniyet kemerleri sürekli uyarı veriyor. Ama böyle durduk yere. Hırka koyuyorsunuz, hırkaya ötüyor. Yani bunu yazılım güncellemesiyle vesaire çözebilirler mi bilmiyorum ama gereksiz yere ötmeye başlıyor böyle. İşte küçücük şey koyuyorsunuz ya. Şapka koyuyorsunuz, şapkaya ötmeye başlıyor. Anahtar garip. Anahtarın hem anahtarlık şeyi yok hem de arka kapağı oturmuyor. Bizimkine özel bir şey mi ondan emin değilim açıkçası. Ama orada bir kalıp hatası var gibi. İnternette de hiç kimse böyle bir şey söylememiş. Bence bizim anahtarlar bozuk. Bozuk değil de yani şey, arka kapağı oturmuyor. Benim gözüme çarpan bir şey daha var. Tekerlekleri. Evet, tekerlekler şey, çok iyi değil. Çin markasıymış tekerlekleri. Ya Çin'in en iyi markası dediler ama Çin'in en iyi markası da bizim burada satılan kaliteli markalar gibi değil yani şey. Böyle frenlerde falan bir şey hissettiriyor. Tam güvende hissettirmiyor. Onu büyük ihtimal değiştireceğim ben yani. Bir jantlar, bu modelle uygun jantlar gelsin. Bir şey olsun. 22 jantlar buldum bu arada ama 22 de birazcık fazla geliyor bana. Sanki çok yol ses alırız gibi geliyor 22'de. Çok abartı bence yani. Ya yakışır bu arada ama gerek yok. Bak, süspansiyonları deniyorum şu an. Canım acıyor, sen yaptıkça şunu var ya. Mesela 22'de bunu yapamazdım. Direkt jant ezilirdi. Tabii canım. 20 falan. Bir 20, 21 bulacağım. Ya şimdilik aklıma gelen negatif başka bir şey yok. Bunu söylediğim şeyler de çözülebilir gibi duruyor. Ama tabii öyle veya böyle ülkemize yeni girmiş bir marka. Daha önce girip çıkmış vesaire, o yüzden babam azıcık azarladı. Dedi ki ne yapıyorsunuz siz? Azarladı değil mi sadece? Ya sadece azarladı diyeyim ben, yumuşatarak söyleyeyim. Ama bindikten sonra arabaya da güzel araba dedi. Beğendi, evet. Ya tabii ki almadan önce araştırdım. Mesela geçen sefer bir distribütörle girmiş marka o çekildiği dönem. Şimdi içeri... Yani direkt Çin'den kendi temsilcileriyle mi ne öyle bir şey olarak gelmiş. Onun dışında Bursa Teknik Servisinde çalışan birisi benim takipçi çıktı. O bize birkaç bir şey anlattı. Dedi ki bütün dış kaporta parçaları şu an stoklarımızda var. Ama elektronik şeylerde falan bir eksik olursa da işte onları çok hızlı bir şekilde birkaç hafta içinde getirebiliyoruz vesaire dedi. Onlar da bir güven verdi. Hava hafif kapandığı gibi burada ambiyans ışıklarımız yanmaya başladı gördüğünüz gibi. Ve çok boğmamışlar yani, ince çizgiler şeklinde ambiyans aydınlatma yapmışlar. Bunlara renk vesaire buradan menüden ayarlayabiliyorsunuz ya da sesli komutla da ayarlayabiliyorsunuz ama İngilizce. Yes. I'm here. Change ambient color green. Okay. Set light color to green. Böyle direkt burayı işte green şey, yeşil yapabiliyor. Green. What's up? Open left front window. Opening front left window. Ama cherry. Önemli olan bunlar değil. It's about control. Yes, I'm here. Open sunroof. Got it. It's opening. Yani sesli kontrol seviyorsanız böyle oyuncaklarınız da var. Şimdi bir gelenek yerini bulsun diye birini aramam gerekiyor. Umarım müsaittir. Doğan abi selam. Selam, ne haber? İyi, senden ne haber? Müsait misin? Ben seni bir aldattım gibi oldu abi. Kime çekiyorsun? Ekiple çekiyoruz. Aldatmaya girmez kanka. İşte böyle şey gibi ama. Hani gelenek gibi ya, böyle berberimi aldatmış gibi falan oldum ben. Abi yeni araba aldım. Böyle bir gelenek yerini bulsun diye de seni aradım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Kanka güzel araba. Çevrim bende şöyle bir özelliği var. Telefonum bu kadar çok çalmamıştı bir arabayı yayınladıktan sonra. Yani
20 sene önceki asker arkadaşım da aradı. 3 önceki kuaförüm de aradı falan, böyle acayip arabayı arayıp sordular. Sonrasında zaten satış rakamlarına yansıdı. Şu anda bayağı Türkiye'de 2-3'te satıyor. Evet, acayip satıyormuş. Ben de duydum. Hatta şey, sanırım 4-5 ay önce o kadar ucuz almışlar ki böyle şey. Bildiğin evet. Hatchback küçük giriş seviyesi arabayı almışlar. Araba fiyatına. Aynen. Ben azıcık pahalı kendim almış oldum ama pişman değilim yine de. Olsun, alınmışlar alınmıştır diyelim. Alınmış alınmıştır diyelim. Kendine mi aldın kanka, kardeşine mi aldın? Kardeşime aldım ya. Ben BMW'yi bırakmam abi kolay kolay. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi. Teşekkür ederiz. Ama bunun bir detaylı videosunu çekelim. Lemur'un kardeşinin yeni arabası. Ya da yeni seri abi. Fenomenlerin kardeşlerinin arabaları. Harun'cum hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Ben Chery'nin fabrikasına da gittim. Çin'e, Buğu'ya. Teknolojisi gayet iyi. Zaten Avrupalı olma yolunda çok mesafe kat ettiler ve bu yolda böyle canla başla çalışıyorlar. Crash testlerine kadar izledim. Tabii ki kaza yapma, Allah korusun. Ama biz orada her şeyini gördük yani, öyle söyleyebilirim sana. İyi miydi? İyiydi. O zaman güzel. Euro NCAP'ten daha iyi bu arada. Ben de gördüm onları. Euro NCAP'ten daha ciddi test ediyorlar arabayı. Evet evet. Daha hardcore testleri var yani gerçekten. Abi teşekkür ediyorum. Geleni yine bir şekilde uzaktan da olsa hallettik. Eyvallah. Eyvallah. Herkese selamlar bütün izleyenlere. Harun, seni öpüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kazansız belasız. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. Eyvallah. İyi akşamlar. Evet, aklıma gelen her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Genel olarak bu şekilde araba ve bence fiyatına göre çok güzel. Katılıyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim canım abim. Teşekkür ederim canım abim. Hah ya. Güle güle kullan. Sağ ol. Sen de sağ koltukta güle güle git. Uzun vadede herhangi bir sıkıntı yaşarsak haftalık vloglarda vesaire gösteririz. Yani bundan sonra zaten çekimlere genel olarak bu arabayla gideceğiz. Siz de araba hakkındaki görüşlerinizi bize yorumlar bölümünden söyleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olabilir. Yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkileştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben bir bilgi verebilir miyim? Ver. Hani bu arabanın airbagleri açılmıyor diye şu an dalga geçiyorlar ya. Versene o bilgi. Benim kuzenimin, aynı zamanda abimin de kuzeni oluyor. Evlerine Chery girdi ve airbagleri açıldı arkadaşlar. Evin içine Chery girdi. Arabasına değil, evine. Evet. Ya evin tamamen içine girememiş ama airbagleri açılmış arabanın. Bu bilgiyi de böyle öğrenmiş olduk yani. Biraz garip. Ha bir de sunroof muhabbeti var. Sunrooftan su alıyormuş. Bir sağanak yağmura yakalandık, almadı. Şu anlık almadı. 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 Neyse hadi görüşürüz. Hadi gidelim.